Bugün ilk konuğumuz her zaman olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle okul psikolojisini konuşacağız bugün. Okulların açılmasıyla çocuklarımız, öğrenciler okullara başladılar çünkü. Biliyorsunuz hocam, hoş geldiniz tabii öncelikle. Hoş bulduk, Sayın teşekkür Tarhan. Ederim. İyi yayınlar diliyorum Giray Bey. Artık alıştık tabii zamanla. Evet. Çocuğun hayatında evinden sonra en önemli yer okulu aslında. Bu sebeple ilkokula başlama dönemi oldukça önemli. Okula başlayan çocuklarımızın psikolojik durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii, okula başlamak çocuk için, şimdi evin bir nevi alıştığı ortamdan, güvenli bir ortamdan, çocuk için şu an eğer zihinsel olarak hazır değilse çocuk, yabancı bir gezegene gitmek gibidir. Yani düşünün, siz şu anda dünyadasınız, alışmışsınız havasına, oksijenine, birçok şeyine. Ay'a git diyor deseniz orada ne hissedersiniz? Çocuk için de okula gitmek öyle bir duygu ve korku ortaya çıkarır. Eğer zihinsel olarak hazır değilse, zihinsel olarak hazırsa çocuk böyle durumlarda rahatlıkla uyum sağlar. Bu nedenle yani okula çocuğu alıp da hani kedi yavrusu alıp bir yerden bir yere pat diye götürür bırakır ya, bunun gibi çocuğu okula hazırlamadan okula götürmek birdenbire çocuk için şok etkisi yapar, travma etkisi yapar. Eğer çocukla anne ilişkisi mesela bağımlı bir ilişkiyse, anne kaygılıysa, çok koruyucuysa, yani çocuk anne ile olan böyle, normalde çocuk 3 yaşını geçtikten sonra bireyselleşme sürecine giriyor. Bireyselleşme, ayrışma sürecine giriyor. Yani çocuk daha önce aşağı yukarı 0-3 yaş arasında çocuk annenin bir parçası gibi görüyor kendini. Anne de çocuğu kendisinin bir parçası gibi görüyor. Ama çocuk yürümeye başlamayla itibaren çocuk ayrı bir birey olduğunu öğrenmeye başlıyor. Ayrı bir insan olduğunu, başka insanların duyguları, kendi duygusunun, duygularının farkını öğreniyor. Ve bir yaşındaki çocuğu şöyle düşünebiliriz. Bir yaşındaki bütün çocukları bir odaya koysanız, birisi ağlamaya başlasa, hepsi aynı anda ağlamaya başlar, evet, orkestra gibi. Neden? Çünkü o başkasının ağrısıyla, acısıyla kendi acısı arasındaki farkı daha öğrenmemiştir. Beyinde ayna nöronlar var. Bu ayna nöronlar böyle zihin teorisi dediğimiz zihin okuması yapıyorlar. Karşı tarafın zihnini okuyor, kendi zihnini okuyor, doğru tepkiyi veriyor. O çocuklarda o gelişmediği için başkasının bir yere acıdığı zaman kendisinin de acıdığı zanneder, o da başlar ağlamaya. Ama bir müddet sonra onun acısı, onun bir yere acıyor ama bu benim acım değil, onun acısı diyerek bu ayırt etmeyi öğrenir. Bu işte 3 yaşında falan bunu öğrenmiş oluyor genellikle çocuk. Yani 3 yaşından sonra çocuğun artık sosyalleşmesi, yani anneden yavaş yavaş uzaklaşması gerekiyor. Çocuğun o ayrışma, bireyselleşme sürecine bu doğal bir süreç aslında. Anneler bunu çoğu zaman yapamıyorlar. Evet, anneler bunu çoğu zaman çocukla ilişkisi o kadar güçlü oluyor ki annenin de hoşuna gidiyor bu. Çocukla yani aynı yatakta yatıyor. Halbuki çocuk bir yaşına girmeye başladıktan itibaren çocuğu aynı odada, 7 yaşında okul başlayınca kadar olabilir aynı odada ama aynı yatakta olması sakıncalı. Çocuğun yani anneyle ilişkisi yapış yapış bir ilişki oluyor. Bu burada genellikle annenin kendi ego tatmini ön plana çıkıyor. Ve çocukla anne ilişkisi böyle yapış yapışsa yahut da çok çocukta özgüven gelişmemişse, çocuk okula gittiği zaman okulda bütün gün ağlamaya başlıyor. Anne de böyle 3 sene 5 sene anne kapıda bekleyen çok öğrenci biliyoruz. Annesi orada değilse çocuk sınıfta olay çıkarıyor. Okul fobisi deniyor buna. Okul fobisi olduğu zaman da çocukta bakıyoruz arabaya zorla bindiriliyor servise. Devamlı ağlıyor çocuk. Ama böyle durumlarda anne aman okul önemli değil çocuğum üzülmesin deyip anne çocuğu alırsa okula, çocuk okul okumayı ve bireyselleşmeyi, özgüveni öğrenemiyor. Onun için annelerin böyle durumlarda, babaların, özellikle anne diyorum çünkü yani anne bu yaş 0-6 yaş arasında, özellikle 0-3 yaş arasında annenin yerine hiçbir şey tutmuyor. Anne veyahut anne yerine geçen kişi. Bizim kültürümüzde anneannelerde
babaanneler de çok güzel yapıyor bunu. Yani sonuçta bu şekilde o bireyselleşmesine çocuğun katkı sağlamak gerekiyor. Mesela eğer çocuğun bireyselleşmesine anne katkı sağlamadıysa bir koltuk deneyi var. Bizim yaptığımız koltuk deneyinde ne var? Çocuk koltuğa çıkmak istiyor. Şimdi çocuk yürüyor ya, hayatı tanımaya başlıyor. Çıkmak istiyor, uğraşıyor uğraşıyor çıkamıyor. Bizim geleneksel annemiz ne yapıyor? Aman çocuk düşmesin diye alıyor tut, koltuğa çıkarıyor. Koltuğa çocuk çıkmış oluyor, seviniyor. Ama çocuk kendi başarmamış oluyor. Halbuki o çocuk koltuğa kendisi çıksa, çıktıktan sonra bu zafer bir komutan gibi sevinecek çocuk. O duyguyu çocuğun elinden alıyoruz biz. İşte bu özgüvenin temelidir. Şeyde bu, mesela bu Japonlarda ve Batı'da bırakın ne hali varsa çıksın, düşerse de düştün deyip ilgilenmiyorlar. Çocuk düşüyor, kalkıyor, çıkıyor. Fakat bu sefer de bir şey zayıflıyor. Anne çocuk bağı zayıflıyor. Onun için burada ideal olan çocuk koltuğa çıkmaya çalışırken anne yanında duracak. Çocuğum çık, sen çıkmayı başarırsın, bir şey olsa ben tutarım diyecek. Çocuk böyle durumda kendisi çıkacak, başaracak, ben yaptım diyecek. Anne de, yani ben senin anne çocuk bağı da sağlıklı olacak. Bunun gibi işte bu çocuğumuz eğer böyle yetiştirdiyse gibi annelik modeli olarak, o çocuk ne oluyor? Bir müddet sonra okula rahatlıkla gidiyor, uyum sağlıyor. Biz yani mesela okul öncesi çocuklarda okul olgunluğu ölçeği vardır, o yapılır. Metropolitan diye bilinen genel bir ölçek. O ölçek akademik başarıyı ölçüyor. Yani çocuk zihinsel olarak hazır mı? Okuduğunu, yani gördüğünü anlayabiliyor mu? Daha okumayı bilmiyor ama gördüğünü anlayabiliyor mu? İfade edebiliyor mu? Benzerlik farklılıkları ayırt edebiliyor mu? Bunlara bakılır ve parçalama birleştirme yapabiliyor mu? Yani böyle küpleri dizebiliyor mu gibi böyle bazı şeyler yapılır. Gelişim testleri. O okul olgunluğu oradan ölçülür çocuğun. Ölçülür ama asıl yani şu anda kıymetli olduğu, özellikle aile bağları zayıfladığı, böyle annesiz babasız çocuklar çok büyümeye başladı. Mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde %50'nin üzerinde şu anda devletin büyüttüğü çocuklar. Yani anne evlilik dışı çocuklar. Bunlar anne baba büyütmüyor. Kuruma çocuk doğuyor, kuruma veriliyor. Kurum büyütüyor çocuğu. Kimse. Bu evlilik dışı çocuk oranı Türkiye'de %2.9. Şeyde yüzde mesela Fransa %59, İzlanda %169, diğer İsveç, Norveç'te %56 civarında. Yani bu derece yüksek oranlarda bu çocuklar geleceğe ne olacak diye şu anda sosyopsikolojik olarak en çok endişe edilen bu. Çünkü anne olmadan çocuk olacak mı? Hatta nüfus kağıtlarında çocukların anne baba ismi yazmıyor, ebeveyn 1, ebeveyn 2 yazılıyor. Ve anne kelimesi de, anne kelimesinin içinde şey olduğu için, tabii daha böyle duygusal, sosyal anlamlar olduğu için anne yerine caregiver diyorlar. Bakım veren, bakım veren. Böyle çocuk yetişiyor. Bu çocuklar ileride yani o fiziksel ihtiyaçlar karşılanmış ama ruhsal ihtiyaçları, böyle sosyal uyumları yeterli şekilde karşılanmamış olacak. Ve bu çocuklarda intihar çok oluyor. Yani koruma altındaki çocuklarda şiddete, suça yönelme çok oluyor. Yani şiddete, olaylarına karışma çok oluyor. Kötücül çocuklar daha çok çıkıyorlar. Suça becerikli oluyorlar. Neyse, yani burada çocuğumuzu yetiştirebilmek için bir annenin zaten en önemli, bir anne bir babanın birincil görevi iyi bir çocuk yetiştirmektir. İkincil görevi iyi iş adamı olmaktır. İyi iş kadını olmaktır. İyi, yani onun için iyi çocuk yetiştirmeyi önemsemeyen bir böyle zihin, bu çağın getirdiği şeydir bu bak. Ciddi bir önem ve öncelik değişikliğidir. İyi çocuk yetiştirmek, kariyer önemli. Yani çocuğu kendi kendine yetişsin tarzındaki bir yaklaşım. Kültürel, küresel bir salgın bu. Yani bunu onaylamak mümkün değil. Bilimsel olarak da doğru bulmak mümkün değil. Çünkü anne yahut da aile kavramı olmayan, ortamı olmayan bir çocukta, bağlar olmayan bir çocukta, yani bir ortamda büyümeyen bir çocuk birçok şey, hayatın birçok yönünü öğreniyor. Belki akademik başarı oluyor ama hayat başarısı olmuyor. Mesela okula başlarken
akademik başarı bakımından çocuk uygun, zekası iyi, farklılıkları, benzerlikleri ayırt ediyor, duygu ifadesi var, dil becerisi iyi, ince motor, kaba motor becerileri iyi diyelim. Bunlar ölçülüyor. Denver diye bir test var, uluslararası. ACTE diye bir test var, Ankara'nın geliştirdiği. Çok güzel bir test o da, Ankara Gelişim Envanteri diye. Bunlar ölçüyorlar. Bunlarla çocuğumuzu biz okula zihinsel olarak hazır mı diye rahatlıkla ölçebiliyoruz. Ama çocuk sosyal ve duygusal beceriler şu anda çocuklar kendiliğinden öğrenemiyorlar. Yani bunlar sosyal ve duygusal becerileri çocuklara öğretebilmek için. Ve o da nedir? Mesela işte başkasının duygularını anlıyor, empati yapabilme. Ve bu sosyal temasla öğreniliyor. Yani çocuk eğer ne kadar çok çocuk, yani şimdi apartman çocukları televizyon çocuğu oluyor. Eğer komşu çocuklar, mahalle ortamı olmadı eskisi gibi, yok. Onun için 3 yaşına geldiği zaman çocuğu aman hemen kreşe verin diyoruz. Eğer kreşe verirlerse çocuk, kreşe yarım gün bile gitse çok orada hemen sosyal becerileri öğreniyorlar. Başkasının ihtiyacı hakkı, benim ihtiyacım benim hakkım diyerek böyle öğreniyorlar. Yani orada işte birlikte oynamayı öğreniyor, paylaşmayı öğreniyor orada. Hatta akvaryumdaki balığın öleceğini bile öğretin diyoruz. Çünkü akvaryumdaki balığın öleceğini bilmezse, yok sayarsak öldüğü zaman travma yaşıyor çocuk. O yüzden hayatın olumlu olumsuz yönlerine çocukları hazırlayabilmek, bu tabii ciddi şekilde çocuk hayatı öğrenirken enteresan bir şey vardır. Bak, hayvanların çocukları öğrenmiş olarak doğuyorlar. Mesela bir ördek yavrusu yumurtadan çıkıyor, pat diye yüzmeye başlıyor hemen. Ne anneden öğreniyor ne bir şey. Hatta bazı balıklar var, Meksika körfezinde doğuyorlar, gidiyorlar, Akdeniz'de geliyorlar, yumurtaları bırakıp tekrar oraya gidiyorlar, orada da yumurtluyorlar. Doğru, yılan böyle balıkları. Şeyler var. Ya hiç çocuklarını görmeyen hayvanlar var bu şekilde doğada. Ama insan öyle değil. İnsan çocuğu prematüre doğuyor psikolojik olarak. Yani erken doğuyor, öğrenmemiş olarak doğuyor. Öğrenmemiş olarak doğduğu için psikososyal olarak muhakkak 15 yaşına kadar bir anne baba aileye ihtiyacı var çocuğun. Sosyal bir yapının içinde olmaya, sosyal becerileri, duygusal becerileri öğrenmeye ihtiyacı var. Duygusal beceriler de ölçebiliyoruz şimdi. Bazı böyle duyu bütünleme bataryaları var. Onunla çocuğun başkalarının duygularını anlayabilmesi, kendi duygularını ifade edebilmesi, yani duygusal okuryazarlık, duygusal körlük gibi durumları var mı? Sosyal becerileri nasıl? Yani başkasının sınırlarıyla kendi sınırlarını ayırt edebiliyor mu? Eğer bunları biliyorsa çocuk, kendini sosyal ortamda ne eziyor başkasını ne de ezdiriyor. Böyle ilkokula yeni başlamış bir çocuk da, biraz yaşıtlarına göre büyük bir çocuk biliyorum ben. Bir gün okulda çocuk yanında balta götürdü okula, balta götürdü diye getirdiler, ne oluyor bu çocuğa diye. Yani çocuk da ilkokul 3. sınıfta filandı. Yani öğretmen buna şey görevi vermiş. Yani sen bu sınıfta sınıfın başkanısın diye görevi vermiş. Çocuk da yani sınıfın başkanı görevi verildiğine göre şöyle düşünmüş, yani ben burada burada kral benim gibi, sözümü dinlemeyen varsa baltayla korkuturum onları diye balta götürmüş. Baktık hani suça becerikli, kötücül bir çocuk değil. Sadece gerçekliği bilmiyor. Yani kendisini nasıl, sosyal becerilerini bilmiyor. Bilmediği için de böyle bir olay yapmış. Yani öyle bir patoloji, yani psikoz gibi ağır akıl hastalığı belirtileri yoktu. Hemen annelik ve babalık, anne babayla konuşamıyordu ama çocuk. Mesela anne babayla konuşabilseydi bunu, ya anne bana böyle bir görev verildi, baba böyle bir şey oldu, ne yapmalıyım dese, onlar ona yaşına uygun davranmanın nasıl olduğunu gösterirlerdi. Bunun için anne babalara biz böyle diyoruz, hani bir gemide iki kaptan vardır. Biri dümende olan kaptan vardır, bir de kılavuz kaptan vardır. Kılavuz kaptan nedir? Kıdemlidir, tecrübelidir. Anne baba kılavuz kaptan olacaklar. Anne babaya ara ben bakıyorum, bizim kültürümüzde
dümenle çocuğun hayatını yönetmeye o anne baba yapıyor. Onu yapma, ona dokunma, onu giyme. Her şeyini böyle karışıyor. Çocuk böyle kendi kendine öğrenemiyor. Halbuki anne baba kılavuz kaptan olacak. Bu işi rehberliğine ihtiyaç var onun. Yani bunun içinde öğrenmesi gerekiyor anne babanın çocuğa böyle de rehberlik yapacak. Yapması gerekeni yapmayacak. Hani meşhur bir söz var ya Konfüçyüs'ün herhalde, balık onlara balık vermeyin, insanlara balık tutmayı balık öğretin tutmayı. Diyor. Bunun gibi. Ne kadar yani doğru insanlara bir söz. bunu bizim öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza. Kendi kendini yönetmeyi, kendi kendinin lideri olmayan bir çocuk bir sınıfın lideri olamaz. Bir kendi kendine lider olmayan bir anne, bir baba çocuklarının da lider olamaz. Yani kendi arzularını, dürtülerini yönetemeyen, kendi zayıf taraflarını fark edip düzeltemeyen bir anne, bir baba çocuklarına nasıl iyi örnek olsun ki? Bunun için yani burada annelik, babalık rolü önemli. Okul olgunluğunda da öğretmenlerin tabii anneden sonraki çocukların örnek model seçtikleri ikinci kişi oluyor. Özellikle ilkokul öğretmenleri çocuklarımızın kahramanlarıdır. Yani onun için buradaki öğretmenlik gerçekten kutsal bir meslek. Yani özellikle de ilkokul öğretmenliği, sınıf öğretmenliği çok kutsal bir meslek. Çünkü o çocuklar kendilerine de emanet edilen işte 30-40 çocuk. Neyse o çocuklar yani anne babadan sonra en çok hayatı onun oturmasına, kalkmasına, gülmesine, her şeyini örnek alıyorlar. Yani ilk dördüncü sınıfta da aynı öğretmen oluyor genellikle ki çok iyi bir şey, çok doğru bir şey o. Yani sık sık öğretmen değişmemesi o ilk eğitimin ilk yıllarında. Yani bu şekilde annelik babalık rollerini ne birlikte öğretmen rolleri de önemli. Mesela çocuk sınıfta otururken diyelim çocuğun birisi suskun konuşmuyor. Yani böyle bir durumda öğretmen mesela bunu fark edecek sınıfta. Hani bir çobanın şeyi gibi bir topallayan bir koyunu, hasta olan bir koyunu hemen suyu da fark edip de tedavi ettirmesi gibi. Koyun ben hastayım diye gelip söyleyemez ki. Sınıf da öyle. Benim bir şeye moralim bozuldu diye söyleyemez ki. Öğretmen bunun farkına varıp gelecek. Yani eğitimcilik bir hekimlik gibidir. Hekimler böyle kelebek avcıları gibidir. Hastalık gibileri semptomları yakalarlar. Yani semptomlar önüne gelmez, kelebek önüne gelmez. Arayıp bulur, yakalar ve çözer problemi. Bunun gibidir. Yani bu şekilde davranması gerekiyor. Yani onun şey ben yani bana söylemedi ki ben nereden bileyim diye derse bu şeydir. Mesleki hatadır bir eğitimci için. Yani çocuklar onun için çocukların söz diliyle anlatamıyorlar o yaştaki çocuklar. Yani söz diliyle anlatamadıkları için davranış diliyle anlatıyorlar. Davranış dilinden yani onların yalnız kalması, yine bir canlı bir örnek vereyim. Bir anaokuluna bir çocuk götürülüyor. O çocuk götürülünce anaokulundaki öğretmen tecrübesiz bir öğretmen. Çocuk ağlıyor annesinden ayrılmış tek başına. Ağlıyor, ağlayınca hiç ilgilenmiyor. Uf ne ağlıyorsun be diye. Hiç yüzüne bakmadan hatta ayağına böyle hafif tekme vurup çocuğu ağlamaya bırakıyor. Sonra ailesi geliyor ki ya bu çocuk devamlı ağlıyor, okula gitmek istemiyor. Neden diyor. O okul çözüm bulamıyor bunu. O çocuğu alıyor başka okula götürüyor anne baba anaokuluna. O anaokulunda bak tecrübeli bir pedagog öğretmen ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki hemen aynı yaşıtındaki diğer 5-6 çocuğa diyor ki bak yeni bir arkadaşınız geldi diyor. Hadi onunla ilgilenin diyor. O çocuk kendisi adım atmadan onlar geliyor onu kendi arasına alıyor. Hadi oynayalım şunu yapalım diye. Ve çocuk hemen uyum sağlayıveriyor bitiyor. Öbür tarafta burada yani öğretmenin rehberliği çok önemli burada. Yani bu pedagojik tecrübesi yani çocuğa bu çocuk hangi dilden anlar? Bu çocuk ne korkuyor? O halde demek ki yalnız kalmaktan korkuyor. Yani kendine güveni yok belki bu çocuğun yahut da ilk defa annesinden ayrılıyor. Yani böyle korkuları şeyim var olabilir. Çocuk çünkü hayatta yeni bir şey yaparken yani korkuyla başlar. Şimdi bu karate kaplumbağalarını düşünün. Yani anne yumurtayı bırakıyor, anne gidiyor, yok ortada anne. Evet. Hayvanlar yumurtadan çıkıyorlar, denize doğru gidiyorlar. Genetik olarak kodlanmış. Kartal geliyor vesaire yakalamaya çalışıyor.
yok olan şey. Ama gidiyorlar denize, gittikten sonra denize, ondan sonra denize kavuşunca bir şekilde yüzde şu kadarı hayatta yaşıyor. Yani bunun gibi yani çocuklara da böyle durumlarda, ama insan çocuğu böyle değil işte. İnsan çocuğunu muhakkak bir korunmaya ve yönlendirilmeye ihtiyacı var. Yani hayatın zorluklarına yumurtadan çıkar çıkmaz, evden çıkar çıkmaz zorluklara kaçacak, o zorluklardan korkmayacak, yenecek. Zorlukları yenmenin tadını da tattıralım çocuğumuza. Okula gitsin, mesela ders çalışsın, okulda eğlenceli, evin rahat, eğlenceli ortamı varken okulda disiplinli ortam, ders çalışma, kurallara uyma zor. Hangi birçok çocuk, matematiği seven çocuk kaç tanedir? Çok azdır. Ama ne olacak? Yani bazı şeyleri sevmeden de olsa yapmayı öğrenecek çocuk. Ve bunu işte, bunun içinde zaten şu anda eğitim sisteminde bütün dünyada aileleri de eğitime katmak önemseniyor. Yani anne babanın rehberliği, anne babayla okul ortak dil kullanırsa özellikle ilk öğrenimde, ilk 4 yılda çok daha etkili. Bunu da öğretmek gerekiyor. Yani okul olgunluğu olarak çocuğu başlatmak çocuğun uyumunu kolaylaştırıyor. Ama bazı çocuklarda okul olgunluğu yoktur. Bu durumlarda ne yapılır? Muhakkak anne bir müddet çocukla birlikte gider okula. Gider, bekler. Çocuk bir müddet sonra alışır. Ondan sonra tamam anne sen git demeye başlar. Ya çocuk neden böyle hissediyor diye biz böyle okul korkularında araştırıyoruz. Çocuk annem mutlu değil evde, yalnız bırakmamalıyım onu diye düşünüyor küçük dünyasında. Annesinin kesin okulda onun gitmesini istediği zaman çocuk kabulleniyor. Onun için annenin böyle durumlarda yani çocuğun yani özgüvenini destekleyici, yaparsın başarırsın, bak ben şu saatte geleceğim, ben buradayım, bir müddet okuldan ayrılmayacağım diyerek bir geçiş sürecine çocuğu sokmak gerekiyor. Yani okul olgunluğu için okul olgunluğu olmayan olan çocuklara eğer çok endişeliyse anne baba, o testleri yaptırılabilir, okul olgunluğu ölçeklerini. Eğer onlarda normal çıktıysa hiç korkmasın, okula bıraksın, öğretmenle bağlantı halinde olsun. Bir sorun var mı mesela, çişini yaptı çocuk diyelim, yapabilir. Hiç bir öğretmen burada durumda ne yapmaz, çocuğu mahcup etmez, hemen alır ustaca kendi çocuğu gibi gider değiştirir. Yani beslenmesini ona göre yapar. Yani hayatı ve paylaşmayının ilk öğrenildiği yer, emin ol, ilkokuldur. İlkokuldur. Onun için yani bu ilkokulda öğretmenin kimliği, kişiliği çocuğun hayatının şekillenmesinde ilk çocuğun anne baba dışındaki üçüncü kahramanıdır öğretmen. Evet. Yani bu nedenle bu eğitim yılında bütün bu vesileyle annelere, babalara, genç anne babalara yani çocuğun hayata hazırlamanın en büyük yatırım olduğunu hatırlatarak öğretmenlere de yani gelecek nesilleri hazırlamada çok böyle hayati bir rolleri olduğunu ve bunun minnettarlıklarımızı belirterek yeni bir eğitim yılı dileyelim. Ve Covid'de inşallah Sağlıklı bir şekilde tabii. Çatlasa da patlasa da Covid'e rağmen yolumuza devam edeceğiz. Umarız ki bölünmeyen, gayet yerinde giden, örgün eğitime devam edilen bir süreç olur. Sağlıklı olur tabii öncelikle. Eğitim öğretim yılı başlasın, güzel olsun hepimiz için. Başladı da zaten bu hafta itibariyle. En çok da ilkokullar, özellikle birinci sınıflar heyecanlıdır diye düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz sene ne yazık ki birinci sınıflar ilk okula başlayacakları zaman da bir kesiklikle başladılar. Bu pek de iyi olmadı ama diliyoruz ki bundan sonra bölünmeden güzel bir gidişat olsun. Teşekkür ediyoruz size de Profesör Doktor Nevzat Tarhan. İyi günler diyoruz efendim. Sağ olun. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.